Arkadaşımla ayrıldıktan sonra eve doğru giderken arkamdan bir köpek sesi duydum. Arkama baktığım gibi zaten köpek beni peşliyordu. Hızlı geliyordu. Ben de ilk bulduğum karşıdaki apartmana doğru koşarken koştum. Oradan duvardan tırmanırken de korkuluklar ayağım battı. Sonra sırt üstü yere düştüm. Durduk yere. Ondan bir 5 dakika öncesi de arkadaşımıza biz bir şey yapmadan bize saldırmıştı. Sonra ben eve giderken arkamdan peşledi. Geçen sene de bir arkadaşım onun yüzünden kolu kırıldı. O köpek aynı köpek yüzünden. Şansa eski ev sahibimizin bahçesine düşmüşüm. Onlar zaten duydu. Hemen ambulans aradılar. Ayağıma da pansuman yaptılar orada. Aynı yerde duruyorlar ama bu sefer de başka bir üst sokakta, üst mahallelerdeydi. Orada hep iki tane köpek duruyor. Onun bir tanesi geldi beni peşledi. Kahverengi olan. Yani normalde köpekleri severim de bazı köpeklerden nefret ederim. Ya ben şimdi çalışmaya dedim. Kendi bir seyyar arabam var benim. Kimlik kaplama işi yapayım ben Akhisar'da. Devamlı sokaklardayım yani. Köpeklerden biz de sıkıntı çekiyoruz. Ama yalnız çocuk dün baba dedi geldi koş artık dedi. Ben de ne oldu oğlum dedim. Duvardan düştüm ben dedi. O anne zaten koştum gittim hastaneye gittim zaten. Baktım çocuk bu halde. Bu çocuk hadi ayağa çarpacağını hadi kafası çarpsaydı. Bu çocuk ölseydi. Kim kurtaracak beni? Hesabını kim verecek? O sokak hayvanları mı verecek? Ne yapayım yani? 3 günden beri bak bunu, dünden beri bunun peşinde koşturayım. Gece sabaha kadar gözümde uyku yok. Ne yapayım yani? Sabahtan beri ağlıyorum. Yani hani gelsin de o hayvan koruyucuları gelsin beni kurtarsın hadi. Bu çocuk ölseydi ne olacaktı? Bunun cevabını kim verecek bana? Mecliste bağırışıyla ya. Gelsin de burada bağırışsın. Onun için yani ben diyecek bir şey yok. Bugün benim o çocuğum olan, yarın senin çocuğun olacak. Öbürsü gün öbür günün çocuğun olacak. Ama herkes olacak bu sonuçta. Olmaz böyle. Ya İzmir'e gideyim İzmir'de aynı. İzmir'e gidiyoruz İzmir'de aynı her taraf hayvan dolu. Akhisar'a gidiyoruz her taraf hayvan dolu. Hanım sağlık ocağına gidecek. Geçen sağlık ocağında küçük oğlana saldırmış. Doktor akşam sordum. Bir 2 gün dedim, 3 gün dedim, 3 saat altında tutar burada dedi. Burada akciğerinde dedi bir şey vardı, sıkıntı var dedi. Bir hava var dedi. O havayı da almamız lazım dedi. Biz de onu bekliyoruz işte. Sırt düşmesi nefessiz kalmış. Nefessiz kalınca çocuk bir kere burada ileride hava mı yaptı ne yaptıysa akşam doktor bey dedi bu dedi 2-3 gün dedi kalacak burada dedi. Ameliyat yapma şansımız da olabilir dedi. Yani 3 gün dedi burada kalacak dedi. İşte biz de cevap bekliyoruz. Uykusuzum sabahtan beri geziyoruz. Benim durumu biraz işte acıyor arada bir ama sızı yapıyor. Aşağıdan 3 santim kadar demir giriyor ayağına. Yandan sonra çocuk bu hale geliyor. Hadi ayağına değil de kafasına gelse. Hadi beline gelse kemiği kırılsa. Kim verecek bunun hesabını? Vallahi yapacak bir şey yok. Devletten yardım bekliyoruz işte. Köpekleri toplattırdık. Polis arkadaşı da abiler dedi ki biz dedi polis köpekleri aldık dedi. Olay yerine dedi tutanağımızı tuttuk dedi. Şikayetçi olduğunuz birileri var mı dedi. Biz de belediyeden şikayetçi olduğumuzu söyledik. Yarın işte hastaneden çıktıktan sonra belediyede şikayetçi olacağız toplanmaları için. Zaten ayakkabı da demirlikte kalmış. Ayakkabımı çıkarak düşmüşüm. Yırtılan çorabım da burada zaten.